Sevgili seyircilerimiz, haberin peşindeki bir başkentimiz Ankara'dayız ve en güzel ilçelerimizden bir tanesi Ankara'nın girişi olan Anadolu'nun girişi diyelim. Mamak'ta Ortaköy mahallesindeyiz ve yanımızda çok değerli bir muhtarımız var. Kendisi bilinçli, hizmet sevdalısı, aynı zamanda belediye personeli Fatih Bey var. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim, çok Fatih sağ olun. Fatih Bey, ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın efendim. Fatih Bey kimdir? Buyurun. Fatih Şimşek ismim. Ortaköy mahalle muhtarıyım. İnşallah bu ilk dönemim. Bu seçimde Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu seçimde ilk dönem nasip olursa inşallah elimizden geldiği kadar hizmetler yapmaya çalışıyoruz mahallemiz adına. Buyurun. Sevgili muhtarım, burada bir sevda işi, gönül işi, aynı zamanda o kadar yoğunluğunuz arasında. Evet. Nereden geliyor bu sevda? Vatan sevgisi. Evet. Sözün bittiği yer. Efendim, devlete yükü olmayan tek millet. Köylü milleti üretimini yapar, vergisini verir, hizmetini sever, devletini sever diyoruz. Ve Fatih Bey'i de tebrik ediyorum, gerçekten yapmış olduğumuz araştırmaya göre Mamak bölgesinde en iyi hizmet alan, en iyi hizmeti sunan muhtarlarımızdan bir tanesi. Allah Fatih Bey, kaç rakip vardı? 3 tane rakibimiz vardı, benimle beraber 3 kişiydik. Normalde ben 1 oyla aldım. Öyle mi? Evet, olsun, bir oyun, bu da bir oy olsun, Allah benim olsun. Allah razı olsun. Sevgili muhtarım, bu bir dedik ya sevda işi. 31 Mart'ta göreve geldiniz, seçildiniz. 1 Nisan sabahı azalarımızla beraber, yanımızda evet. Azalarımız da var. Evet. Ne karar aldınız? Ortaköy için yapılması gereken hizmetler nelerdi, nereden başladınız? Sadece bizim amacımız azalarımızla burada hizmet. Hizmet aşkıyla geldik biz. Elhamdülillah evet. Bize de nasip etti Mevlam. Yani bizim burada amacımız sağlık ocağımız. Önce atıl, ilk evet, sağlık evet, değerli evet, günler. Evet, evet. Evet, atıl olan sağlık ocağımızı faaliyete geçirmek. İki, konağımız, köy evet, konağımız, örf ve adetlerimiz. Arkamızda bulunan evet. Kamerim arkadaşım gösteriyor. Gerçekten Çankaya Köşkü'yü bir köşk yapıyor. Burada belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aslında bu hizmetler geç kalınmış hizmetler. Çok geç. Zaman. Evet. Burası çünkü 1000 nüfusa hitap ediyor. Cenazesi var, taziyesi var. Mevlidi var, düğünü var. Böyle bir yerlerin olması gerekiyor. Doğru evet, mu? Evet, evet. Örf ve adetlerimizi yerine getirmemiz. Başkanımıza sağ olsun, Murat Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Ses verdi. Dedik böyle burayı yapalım. Allah razı olsun, o da vesile oldu. Yani neticesinde burada cenazeler olsun, düğünlerimiz olsun, çok örf ve adetlerimizi, tarihimizi burada gerçekleştireceğiz. Evet. Bizim amacımız buydu. Ve bunun yanı sıra da hayat devam ettiği sürece hayatımızın olmazsa olmazı içecek su. Ve evet. Muhtarım dağdan bir cazibeli su getirdiğini evet, söyledi. Evet, 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 evet. Burada 1,5-2 kilometre yakın. Sağ olsun Mahsur Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bu arada. O da kulak ses verdi bize. Dedim böyle başkanım, neticesinde 30 yıldır bu dağ suyu, orijinal dağ suyumuz dışarı akıyordu. Su akıyor, biz bakıyorduk. Su akıyorduk, bakıyorduk ama evet. Onu getiremiyorduk bir türlü. Aşağı hizmet yani köy çeşmelerine veremiyorduk. Şükürler olsun o da bize Mevlam nasip etti ve şu anda millet, Ankara halkı gelip buradan su alıyor. Bu da gurur verici bir şey. Allah razı peki, olsun. Peki sevgili muhtarım, burada bir de meslek yüksek okulumuz var. Evet, burada 80. yıl endüstri meslek lisemiz var. Hemen hemen 1000'e yakın talebemiz var burada, öğrencimiz var. Burada elimizden geldiği kadar oradaki öğrencilerimize iş imkanı. Liseyi bitirdikten sonra mesleki üzerine buralarda herhangi bir çalışma, inşaatlar olduğu zaman, yani fabrikalar olduğu zaman elimizden geldiği kadar referans olup oradaki çocuklarımızı boş bırakmıyoruz. Evet. Peki sevgili muhtarım, buranın 1000 nüfusu var dedik. Buranın evet. Geçim kaynağı nedir? Burada geçim kaynağı çiftçilikle uğraşıyorlar genellikle. Hayvancılık da var. Ama neticesinde hep devlet memurluğu.
Genelde devlet memuru. Genelde devlet memuru. Çünkü hele hele Türkiye'nin genel sorunu olan bu çiftçilikte, tarımda. Evet. Biliyorsunuz ki gelirler pahalı, üretim her geçen gün azalıyor. Evet, azalıyor. Peki sevgili muhtarım, burada imar sorunu da çözdünüz. İmar sorunu... Yani en büyük projeyi yapmışsınız. Evet, evet, bizim için en önemli... Olmazlarımızdan imar sorunumuz. Biz buradan çok göç verdik. Hemen hemen 250-300 hanemiz gitti. Geri dönüş olacak mı şimdi? İnşallah, benim hedefim o. Evet. Allah izin verirse bizim beraber, evet, beraber azalarımızla beraber, birlik beraberlik, evet, içinde mahalle halkımın, o insanlar gittikçe ben üzülüyorum. Yatağımda, yastığımda rahat uyuyamıyorum yani o şekilde. Elhamdülillah o da nasip olacak bize. Parselasyon aşaması kaldı. İmarımız bitti. İnşallah yakın zamanda da imar taplarını mahallemize armağan edeceğiz inşallah. Murat Başkanımla beraber. Peki muhterem, ağzına sağlık diyorum. Evet, bir de arzamıza dönelim efendim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben tutayım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani muhtarım gerekeni söyledi. Tek ekleyeceğim işte imarımız da doğalgazımız. Onun, evet, için çok göç verdik. Burası, evet, dedik ya, başkentin girişi, evet, aynası. Yanı başımda doğalgaz var ama bakıp duruyoruz. Biz hemen diyoruz, neden üstümüzde olmasın. Yani. Bu da imar tabii bittikten sonra her şey de olacak. Evet, evet, bir genç kardeşimiz daha, evet, var. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, teşekkür ederim. Ben Fatih, ben köy sakinlerinden. Peki muhtarımızın çalışmasından memnun musunuz? Ya memnunuz. Zaten sağ olsun, gereken her şeyi de kendisi söyledi. Çalışıyor tabii. Kaç yaşındasınız? 35. 35 yaşındasınız. Belki 35 sene yapım ve hizmetler yeni mi başladı? Evet, doğru. Evet, vatandaş da muhtarımı takdir ediyor. Tabii ki yapılan hizmette göz ardı edilemez. Hayat devam ettiği sürece hizmet devam ediyor. İnşallah. Biz şimdi Ortaköy sokaklarına ineceğiz. Bakalım bize muhtarım daha nasıl şok edecek. Hep gördüğümüz yerlerde şok oluyoruz. İnşallah bizi şaşırtmaya devam edecek diyorum. 3 yıl boyunca zaten muhtarımla beraber olacağız. İnşallah. Doğru inşallah, mu muhtarım? İnşallah, inşallah. Evet, bizler Ortaköy sokaklarını gezmeye devam ediyoruz efendim. Biz de kalın diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, Ortaköy sokaklarındayız ve muhtarımla bir şaşırtmaya devam ediyoruz. Biz de bu şaşkınlıkla gelişmeyi gelip bulurlar. Nasıl, derneğimiz aktif mi? Derneğimiz aktif. Şu anda sosyal yardım ulaşma derneğimiz burası, Ortaköy. Evet. Yani burada düğünlerimizi de yapıyoruz. Neticede burada birlik beraberliği, örf adetlerimizi, asker kına gecelerini yapıyoruz biz burada. Şimdi sosyal faaliyetleri burada paylaşıyoruz. Yani. Evet, yanı başımızda yine gerçekten bir cami, içinde olmayan bir camiye sahibiz. Evet. Bulguru kaynadırlar, aman bulguru kaynadırlar, serinde yayladırlar, serinde yayladırlar. Bizden adet böyledir, aman bizde adet böyledir. Güzeli oynadırlar, aman çirkini söyledirler. Hüdayda da Ankaralım Hüdayda. Derler ya, nimet var ama faydalanamıyoruz. Kimi bu nimeti aç kalır, arar bulamaz. Burada da bu hizmet var ama bakalım geleceği ne olacak? Bugün bu şartlarda Ortaköy'deki mermerciler sanayi sitesi olarak geçiyor ama bakıldığı zaman da gerçekten bir organize sanayi gibi. Muhtarım neler söylemek istersiniz? Kaç dükkan var burada, kaç tane esnaf var? Şimdi burada Mamak 650 bin nüfuslu. Neticesinde bir tane sanayimiz yok. Evet. Burası hemen hemen 8-10 yıldır yapıldı. Aynen böyle atıl bir şekilde duruyor. Yapılan hizmet yazık, günah. Neticesinde burada bir insan ekmek götürecek, evine çorba götürecek. İşsizlikte millet iş aramak derdine düşecek. Ama burayı yaptığımız zaman kesinlikle iş imkanlarını sağlayacağız. Bu çevredeki vatandaşlarımız, gençlerimiz iş imkanı bulacak burada.
Ya burayı bir an önce yetkililere sesleniyorum. Bir an önce değerlendirelim. Yapılmış bir hizmet. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Üretin diyor. Üretme evet. zamanı. Ama biz yapıyoruz ama üretemiyoruz. Üretimcilere buranın açılması lazım. Yatırımcılara teşvik edilmesi lazım. Çünkü burada neler olmaz efendim dedik ya. Muhtarımız söylediği gibi Mamak'ın nüfusu 650 bin ama sanayisi yok. İşte size sanayisi Ortaköy'de diyoruz. Evet. Her şeyi hazır. Altyapısına varana kadar. Dükkanları hazır ama sayılır 3-4 tane esnafımız var. Ben bütün esnaflarımıza, yatırımcılara sesleniyorum. Tabii ki devlet büyüklerimize özellikle söylüyoruz. Buranın değerlendirilmesi lazım. Buranın ayağa kaldırılması lazım. Geri dönüşün olması için, gençleri yerlerinde tutabilmek için bunun şart olduğuna inanıyoruz. Muhtarım evet. gerçekten de büyük bir hizmet bu. Evet, evet, evet. Bugün... Çok büyük bir yatırım yapıldı buraya. Ya neticesinde... Alan olarak ne kadar muhtarım? Hemen ben şöyle söyleyeyim. Burada 350'ye yakın dükkan hazır yapılmış. Kaç dönüm arazi üzerinde biliyor musunuz tahmini olarak? Şu anda hemen 150-200 dönüme yakın burası. Evet, 200 dönüm arazinin üzerine yapılan bir inşaat var, yapılan bir emek var, yapılan bir masraf var. Devlet hepimizin. Bunlar bizim güzel milli servetimiz efendim. Ben şimdi ilerleyeceğim ve birkaç tane de esnafımızla konuşmak istiyorum. Şöyle ilerleyelim muhtemelen. Buyurun. Gerçekten yani olması gereken hizmetler yapılmış. Ama evet açıkta kalmış, değerlendirilmemiş. Evet sevgili seyircilerimiz, muhtarımla beraber, Fatih Bey'le beraber Ortaköy'deki Mermercek Sanayi Sitesi'ni geziyoruz ve açıkta olan bir tane esnafımızı gördük. Biz de kendisini ziyaret ettik. Efendim merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Orhan Dursun. Orhan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Şimdi biz de 3 arkadaş niyetlendik, dükkan açtık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Alüminyum doğrama, timabon doğrama üzerine yeni yeni yerleşiyoruz. Nereden geldiniz buraya? Biz buradayız, Mamaklı'yız zaten. Hayır, iş yeri daha önce var mıydı? Yeni mi kuruluyor? Çalışıyorduk, çalışandık. Evet. Kendisi... Demek ki yeni Sayın Reis, Tayyip Erdoğan diyor ya Sayın Reisimiz, birlikte kuvvetli var. Arkadaşlarımız da 3 işçiymiş ama şimdi kendi iş yerleri olmuş. Ne kadar gurur verici bir şey. Aynen öyle. Peki burada sanayi sitesindeki bu yatırımın boşa gitmemesi için yatırımcılara önerin nedir? Yani buraya biraz daha devlet büyüklerimizin el atmalarını istiyoruz. Gördüğünüz gibi altyapımızda yolumuz yok. Evet. Çöp sıkıntımız var değil. Bir de su sıkıntımız var. Onun dışında şu anda gayet güzel, iyi. Peki esnaflarımıza ne çağrıda bulunursunuz? Burayı tavsiye ederim. Sessiz, sakin, çalışma ortam olarak havasıyla, çok güzel. Aynen evet, öyle. Evet, gerçekten. Trafik gürültüsü yok, insan karmaşalığı yok. Sessiz, sakin. Trafik alanı müsait. Aynen gerçekten öyle. Doğru. Depolama yerleri müsait. Yani bir çalışma organize sanayi sitesi gibi. Aynen öyle. İşte kullanılabilir. Burasını bir tanıtma açamamışlar. Yoksa burası diğer... Biz de onun için buradayız efendim. İşte diğer yere göre burası evet. daha güzel, daha peki, kara. Peki muhtarımızı tanıyor musunuz? Tanışamadık daha. Biz de işte evet, 10 gün oldu buraya evet, gelelim. Mahalle muhtarımız. Ben de Kayaş'ta oturuyoruz zaten. Sizler için hizmet veriyor. Biz de yapmış olduğu hizmetleri yerinde görmek için buradayız. Allah razı olsun. Bu vesileyle sizleri de tanıştırmış olduk. Bu da güzel oldu herhalde. Yani ortadan muhtarımızın yanına gidecektik. Şöyle bir faaliyeti geçirelim, bir usturalım diye. İnşallah. Yanına evet, gidip. Başımın üstüne. Her zaman muhtarım, beklerim. Esnafımız başladı gelmeye. İnşallah. Evet, evet. Önümüzdeki i̇nşallah, dönemlerde inşallah. Daha güzel burada şeyler olacak diyorum. Büyüklerimize sesleniyorum. Ya bir an önce buranın asfaltını, sularımız geldi. Sularımızda sıkıntımız yok. Depodan bağlantımız az kaldı. Orayı evet. bitireceğiz inşallah. Sadece asfalt sorunumuz var burada. Asfalt sorunumuzu şehrin yapması evet, gereken evet, evet. evet. Asfalt sorunumuzu çözersek inanın bana burada Mamak'ta işsiz kalmaz. Evet. Mamak halkına hitap edecek, Ankara halkına hitap edecek, ekonomiye destek verecek. Ekonomiye destek verecek. Ne diyoruz? Sanayi, üretim, tarım, çiftçilik. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Evet efendim teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, ayağınıza sağlık. Hoş efendim. Geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. We'll be right back.
sokaklarını gezmeye devam ediyoruz ve şu anda da bulunduğumuz yer mermerciler sanayi sitesi. Burası aslında mermerciler değil. Bir organize sanayi gibi küçük sanayi sitesi ama mermercisi de var, demir doğramacısı da var. Bunun yanı sıra birçok işverenimiz var. Muhtarım, burada esnaflara da söyleyeceğiniz sözler nelerdir? Vereceğiniz müjdeler nelerdir diyelim daha doğrusu. İnşallah şöylese bizim neticesinde buranın bir an önce asfaltının atılması ve buradaki insanlar rahat ve şeffaf bir şekilde çalışması. Evet. Bizim amacımız bu. Evet. Sevgili başkanım merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba. Emirhan Öztoy, ben Mermerciler Kooperatifi muhasibiyim, yönetimiyim. Burası toplamda 332 dükkanlık bir sanayi sitesi. Yavaş yavaş esnaflarımız yukarıya taşınmaya başlıyorlar. Fakat önemli, öncelikli sorunları var. Evet. Asfaltın olmaması, atılmaması, suların hala olmaması, tankerle su getiriyorlar ve işimiz suyla, çalışması oldukça zor. Evet. Ve esnaf burada bir hareketin olmasını bekliyor ki sitelerde birçok dağınık yerde çalışan esnaf arkadaşlarımız var. Saygı onlara buraya gelirse bir an önce dolacak. Buraya gelecek ve burası... Ne kadar oldu burası? Başka. Burası 2015 yılından itibaren peyderpey yapıldı, bitti. Şu an %90'ı bitmiş durumda. Yani sadece bir çevre düzenlemesi kaldı. Tabii ki. İskanlar alındı, tapular alındı, çevre düzenlemeleri kaldı. Meydanımızda işte camimiz, parkımız yapılacak. Bunlarla alakalı biz hizmet bekliyoruz. Evet. Başkanımızın da söylediği gibi önce devlet büyüklerimizin yapması gerekenler yapılmalı ki ondan sonra da esnaflarımız gelsin. Çalışan arkadaşlara diyelim. Efendim merhaba, nasılsınız? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıkıntılar nelerdi? Valla başkanlarımın söylediği gibi, sayın muhtarım da söylediği gibi öncelikle buranın asfalt atılması artı buraya da bir ulaşım yolu bir evet, ulaşım olmaz gibi herhangi bir servislerimizin olması lazım. Hele ki kışın hiç çekilmiyor evet, burası. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz tanıyabilir miyim? Ercan Keçe. Ben de burada bir dükkan sahibi olarak aynı şikayetlerde bulunuyorum zaten. Yolumuz yok. Elektriğimiz sıkıntılı. İskanlar biraz sıkıntılı. Artı dağınık çalışan esnafları da buraya davet ediyoruz. Çünkü çok önemli. Çok önemli ve yani bizim gelişmesi müsait. İçin evet, burası hem çalışma müsait hem de güzel, havalı yani hani şeride de gelişmesi için oradaki esnafların buraya yani gelmesini tavsiye ediyoruz. Ama altyapılar bitmesi gerekiyor. Altyapılar gerekir. Yolun bir an önce bitmesi evet. Lazım. Siz tanıyabilir miyim sevgili Ekrem Keçe? Ben ne iş yapıyorsunuz? Mermer işiyle uğraşıyoruz ama bu iki senedir buradaki rezilliği kimse görmüyor. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki iş sahası yok diyoruz. İşte iş sahası var da bunun kıymetini bilen var mı acaba? Ben burada Sayın Tayyip Erdoğan'a, reisimize de sesleniyorum. Diyor ki köye geri dönüş. Geri dönüş olması için de bu tarz hizmetlerin yapılması lazım ki geri dönüş olsun diyorum efendim. Doğru mudur? Doğrudur. Burada bir başkanlarımız bir de muhtarımız ilgileniyor ama başka hiç gelen giden yok yani. Herhangi evet. Bir sıkıntı. Muhtarımızın çalışmadan memnun musunuz? Memnunuz. Başkanın çalışmadan memnun musunuz? Memnunuz. Ama tabii ki imkanları doğrultusunda hizmet verebiliyor. Kardeşimiz merhaba. Günler, kolay gelsin. İsmim Süleyman Kandemir. Biz de burada dükkan sahibiyiz. Mermer işle uğraşıyoruz. İlk başta başlamak gerekirse ne Turkcell, ne Vodafone, ne Türk Telekom. İletişim. En ufak iletişim diye bir problemimiz yok. Bir adım atıyoruz, telefonla konuşuyoruz. Asfalt paralarımız, yol paralarımız, kanal paralarımız, bütün ücretlerimiz yattı. 2007 yılından beri bu perişanlıklarla gelip gidiyoruz yani. Peki muhtarımızdan memnun musun? Muhtarımız Allah razı olsun, ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Başkanımız Emirhan abimiz yardım ediyor ama onların da kısıtlı imkanları var. Yapabilecekleri bir şey yok. Burada belediye ve Mamak Belediyesi'ne düşen görevleri var. Onların da bir kere dahi buraya geldikleri yok. Evet. Paraları alana kadar yani. Her şey para alana kadar. Esnafın sıkıntısı belli efendim. Esnaf diyor ki ben dükkanımın kepengini açmak istiyorum diyor. Ben iş yapmak istiyorum diyor. Her ne kadar burada dernek başkanımız olsun, muhtarımız olsun hizmet verse bile tabii ki bunların aşamayacağı konular var. Yapılması gereken hizmetlerin bir an önce yapılmasından yanılar. Biz de bunun 3 yıl boyunca takipçi olacağız diyorum. Bizim görevimiz anlatmak, yansıtmak. Yaparsınız, yapmazsınız. Karar kamuoyun diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık ben diyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanlar ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili muhtarım size teşekkür ediyorum. Gerçekten vatandaşı dinledik. Vatandaşın sorunlarını dinledik. Efendim ne olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin. Biz bize yeteriz diyoruz ama devlet büyüklerimiz yanımızda olursa sadece seçim zamanı demiyorum. Her zaman yanımızda olun. Biz sizin yanınızdayız. Devlete vergisini veren, ülkesini seven, devletini seven tek millet Türk milleti diyorum. Arkasında durun. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle bizler Ortaköy'den Avaz Panat diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bize kalın.